Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın transfer gündemiyle başlıyoruz. Mariano'nun ayrılma ihtimalini de düşünerek Galatasaray yakından takip ettiği Douglas ile uzun süre ilgilenmişti. Sağ bek pozisyonu için Şener Özbayraklı ile el sıkışan sarı kırmızıların Douglas defterini yüksek maliyeti sebebiyle kapatma ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor. Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunu inşa ederken takımda düşündüğü isimlerin kesinlikle satılmaması gerektiğini yönetime iletti. Belham ve Cagney dışında Galatasaray'da en ciddi teklif Marcao'ya geldi. İspanyol ve İtalyan takımlarının takibinde bulunan 23 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 10 milyon euro teklif edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chaves'ten transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Marcao'ya vize çıkmadı arkadaşlar. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in gelen teklifler sonrasında yönetimle temas kurduğu ve Marcao savunmanın en önemli isimlerinden, o kesinlikle satılmamalı, gelecek sezon ona çok ihtiyacımız olacak dediği öğrenildi. Sarı kırmızılardan yıllık 800 bin euro kazanan Marcao'nun 3 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. İddiaya göre bonservisi Liverpool'da olan 22 yaşındaki Marco Kurić yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Kurić ile Galatasaray arasındaki ilk görüşmeler gerçekleşti. Werder Bremen ve Atletico Madrid de bu oyuncunun peşinde bulunuyor. Galatasaray Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençler Birliği'nde forma giyen 22 yaşındaki Merçetin'i kadrosuna katmak için başkent temsilcisi ile görüşmelere başladı. Semih Kaya'nın Sparta Praga dönüşü sonrasında stoper rotasyonunda Mert kullanılacak. Mariano'yu elden çıkarmak isteyen Galatasaray bir süredir Manchester United ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Antonio Valencia ile görüşüyordu. Menajerler tarafından kulübe önerilen tecrübeli futbolcu için teknik heyetten onay çıkmadı arkadaşlar. Arjantin gazetesi Ole, Boca Juniors'un teklif yaptığı Ever Banega için Sevilla'nın istediği rakama en yakın teklifi Galatasaray sundu. Banega'nın Arjantin'e dönmesi çok zor gözüküyor haberini yaptı. Bu satırlar sonrasında Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla halen ilgilendiğini de doğrulamış oldu. Galatasaray'ın tartışmasız en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden olan Ukraynalı file bekçisi Fernando Muslera'dan flash bir açıklama geldi. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki başarılı eldiven, gazetecilerin ülkesine geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorularına yanıt verdi. 2011-2012 sezonunda İtalya'nın Lazio takımından 6.7 milyon euro bonservis bedeli ile kadroya katılan Muslera sarı kırmızılarda büyük başarılara imza attı. Ekvador ile karşılaşacakları maç öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran başarılı eldiven kariyerin futbola başladığı yerde bitirmek istediğini yineledi. Muslera açıklamalarında ise "Açıkçası bunu düşünüyorum. Zamanın bize ne göstereceğini bilemeyiz. Ama kariyerimi benim için her şeyin başladığı Montevideo'da bitirmek istediğimi hep söylemiştim. Fakat Nacional'de oynamak da benim için bir rüyaydı. Ne mutlu ki Libertadores kupasında oynama şansını yakaladım. Bu turnuvada kendi evinizde oynadığınız %100'ünüzü verirsiniz. Umarım gelecekte de bu şansı bir kez daha yakalarım" şeklinde konuştu arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemi. Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı lacivertliler transferde kolları sıvadı arkadaşlar. Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe'de transfer operasyonunu Fransız sportif direktör Comolli yönetiyor. İlk olarak Wolfsburg'dan Murat Sağlam'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler 6 ismi daha duyurmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in bitmesinin ardından transfere start veren Fenerbahçe'de anlaşmaya varılan isimler önümüzdeki haftadan itibaren kamuoyuyla paylaşılacak. Gelecek sezon tek hedef olarak şampiyonluğu belirleyen sarı lacivertli ekip birçok isimle görüşürken anlaşma sağlanan isimler birer birer takıma katılacak. Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Konoplyanka, Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifini kabul etti. Şimdi Schalke ile masaya oturulacak. Ciddi bir sonuç çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Kolarov'un abisi ve menajeri Fenerbahçe'nin basketbol takımıyla Anadolu Efes'e karşı oynadığı maçı sarı lacivertli takımın yöneticileriyle birlikte izledi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sırp futbolcunun yıllık kazancı ise 2.7 milyon euro olacak. Fecca sarı lacivertli ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Benfica'nın bu transfer için Fenerbahçe'den yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı ve küçük pürüzlerin ardından transferin büyük ihtimalle noktalanacağı bildirildi. Forvet transferi için bonservis elinde olan Max Kroos ve Atletico Madrid'li Nikola Kalinic konusunda menajerler Atletico Madrid ekibiyle son temaslar yapılıyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belezoğlu da takıma geri dönüyor. Tecrübeli oyuncu bir yıl daha futbol oynayıp sahada takıma ağabeylik yapacak. Gelecek sezon ise teknik heyette yer alacak. Listede şu ana kadar basına yansımayan sürpriz başka oyuncuların da olduğu dile getiriliyor. Başkan Ali Koç'un statta gerçekleştirecek kongrede haftalardır transfer bekleyen taraftarlara ilk müjdeleri vermesi bekleniyor. Başakşehirli Mahmut Tekdemir ve İrfancan Kahveci'den henüz vazgeçilmedi. Göksel Gümüş de 2 oyuncuyu satmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin son son bir hamle yapacağı belirtiliyor. Ersun Yanal Edin Dzeka'yı da çok istiyor. 3 ismin son durumu bu hamle sonrası kesinleşecek arkadaşlar. Beşiktaş transfer gündemi. Kulübün mali durumunu gözeterek bütçeyi aşmayacak isimleri transfer etmek isteyen siyah beyazlar yeni sezonda uygulanabilecek olası yabancı sınırı nedeniyle Türk oyunculara yöneldi. Abdullah Avcı'nın bu isimler arasında ısrarla istediği Emre Mor'da ise flash bir gelişme yaşandı. İspanyol basında yer alan habere göre milli futbolcunun kulübü Celta Vigo Beşiktaş'tan gelen 3 milyon euroluk teklifi reddetti. Genç oyuncu için 2017'de 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyen İspanyol kulübünün siyah beyazlı takımdan gelen teklifi çok az bulduğu belirtildi. Celta Vigo'da 2 sezondur kadroya girmekte zorlanan ve disiplinsiz davranışlarıyla tepki çeken Emre Mor takımdan gönderilmek isteniyor. Emre Mor'un İspanyol kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yeni sezon öncesi iddialı bir kadroyu kurmayı planlayan Beşiktaş transferde önemli bir isme yöneldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle listesine sürpriz bir oyuncu dahil eden siyah beyazlılar taraftarını heyecanlandıracak. Bein Sport'ta yer alan habere göre takımın tüm bütçesi 40 milyon euroya çekilirken transfer gündemine ise orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı Obu Mikel'in Beşiktaş'ın listesinde yer aldığı öğrenilirken sezonu Middlesbrough'ta tamamlayan 1987 doğumlu oyuncunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu bildirildi. Premier Lig'de uzun yıllardır Chelsea forması giyen Obi Mikel, Chelsea ile çıktığı 372 maçta 6 gol atarken 13 de asist yapmıştı. Ülkesinin de en önemli oyuncularının başında gelen yıldız isim 85 kez terlettiği milli formayla 6 kez ağları sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Larin kendisine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu yıllık ücretinin ödenmesi halinde kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi. Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi. Larin'in yanı sıra Mustafa Pekdemir ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor. Hakkında birçok transfer iddiası dolaşan genç oyuncuyla önce İtalyan ekibi Udinese ilgilenmiş ancak önerilen 9 milyon euroluk bonservis bedeli reddetilmişti. İngiliz basınından The Sun, Liverpool'un siyah beyazlı futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olduğunu yazdı. Menajer Jürgen Klopp'un orta sahasını güçlendirmek için Fransa ile oynanan maçta Pogba karşısında iyi bir direnç gösteren milli oyuncu gibi birisini istediğine vurgu yapıldı. Liverpool'un Dorukhan için henüz resmi bir teklif getirmediği ancak iki kulüp arasında transferin mümkün olup olmadığına dair görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.